günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Parlamentosu oturumu. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Artsakh'ta 3 günlük yaz ilan edildi. Hinşen köyünde kuşatma altında olan Şirak bölgesinden 72 gönüllüler evlerine döndü. Askeri alanda Türk-Ukrayna aktif işbirliği. İlk TUMO şubesi Gavar'da açıldı. Batı Ermenistan'ın Van Kalesi ve çevresi doğal sit nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillendi. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 4. toplantısının 2. olağan oturumu 19 Aralık 2020'de gerçekleşti. Birleşmiş Milletler'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti temsilcisi Lidya Markosyan hazır bulunanları selamladı ve Artsakh Savaşı'nda şehit düşen askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile oturuma başlamayı önerdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın konuşmasından önce Leonid Azgalzyan hakkında bir film ile Gagik Ginosyan'ın röportajından bir alıntı gösterildi. Devlet Başkanı bir konuşma yaptı ve savaş sonrası duruma değindi. Meclis oturumunda yeni milletvekili adaylarının yanı sıra 2023 Aralık ayına kadar görev yapacak olan hükümetin üyeleri de sunuldu. Yılın meclis toplantılarının takvimi belirlendi. Batı Ermenistan'ın devlet yapılarının bu yılki faaliyetleri özetlendi. Oturumun detayları daha sonra sunulacak. Ermenistan Cumhuriyeti'nde ve Artsakh'ta 19 Aralık'tan itibaren 3 günlük yaz ilan edildi. Armenpress'in haberine göre 19 Aralık saat 13'te Cumhuriyet Meydanı'ndan Yerablur adlı askeri panteonuna yürüyüş gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve diğer üst düzey yetkililer de katılacak. Artsakh Devlet Başkanı Arayik Harutyunyan kendi sosyal medya hesabı olan Facebook sayfasında şunu yazdı. Sevgili yurttaşlar, 19 Aralık 44 günlük savaştan sonra imzalanan ateşkesin 40. gününün dolmasını dikkate alarak ana vatanı savunurken ölen şehitlerimizin anısını anmak için Ermenistan ve Artsakh Cumhuriyetlerinde 3 günlük yaz ilan etmek üzere Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ile anlaştık. Şuşi bölgesinin Hinşen köyünde kuşatma altına alınan Ermenistan Cumhuriyeti'nin Şirak bölgesinden oraya giden 72 gönüllü evlerine döndü. Armenpress'in aktardığı habere göre milletvekili Sofia Hovsepian bunu kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdı. Hovsepian, "Orada her şey normal, yollar açık ve barış güçleri iş başında. Şirak bölgesinden 72 kişili grup evlerine gitti. Her şey yolunda ve nöbet çok iyi organize ediliyor. Herkes ile görüştük, herkes iyi, saatler içinde evlerinde olacak diye yazdım. Daha önce Artsakh Devlet Başkanı Basın Sekreteri Vahram Pogosyan, Armenpress ile yaptığı görüşmede Azeri güçlerinin Hinşen'e giden yolda bir üs kurarak Ermeni tarafına baskı yapmaya çalıştığını söylemişti. Ancak Rus barış güçlerinin müdahalesi sonucunda Hinşen kuşatmadan kurtuldu. ABD'nin yaptırımlar listesinde yer alan Türk Askeri Sanayi Başkanı İsmail Demir, Kiev'de Ukraynalı askeri yetkililerle bir araya geldi. Anadolu Ajansı bugün Ukrayna'nın Türk insansız hava araçları satın almaya devam ettiği ve denizde güvenliğini güçlendirmek için savaş gemileri satın almayı planladığını bildirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki başka bir üst düzey heyet Kiev'e gitti. Ukraynalı meslektaşları ile 2+2 formatlı görüşmeler sürdürecekler. Ukrayna Savunma Bakanı, Türk gazetecilere Türk saldırı dronlarının en modern ve etkili silahlardan biri olduğunu söyledi. Ukrayna Savunma Bakanı, kimseye ispatlamaya gerek yok. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında kanıtlandı, dedi. TUMO adlı Yaratıcı Teknolojiler Merkezi ve Amerikan DOT 818 firmasının işbirliği sayesinde Gavar kentinde ilk TUMO şubesi açıldı. Bunun amacı Ermenistan Cumhuriyeti'nin Gegharkunik bölgesinin şehir ve köylerinde eğitimin geliştirilmesidir. TUMO merkezinin yöneticisi Marilu Papazyan hazır bulunanları karşılayarak şunu kaydetti. Birkaç gün içinde Tavuş bölgesindeki sınır kenti Bert'te de başka bir TUMO şubesi açılacak. Bu süreç sürekli ve TUMO müfredatını Ermenistan ve Artsakh'daki en küçük topluluklardaki gençlerin bile erişebileceği hale getirme misyonumuzu yeniden teyit ediyoruz. Etkinlik sırasında
TUMO şubesine kayıt olan ilk öğrenciler programla tanıştı ve tecrübeli mezunlarla buluştu. Bazıları robotik, çizim ve programlama alanlarında ilk deneylerini yaşadı. Batı Ermenistan'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Van Kalesi ve çevresi için ekolojik temelli rapor hazırlandı. 2011'den bu yana tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürütüldü. Rapor, Kasım ayında Van Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nda toplantı gündemine alındı. 13 Kasım 2020 tarih ve 241 sayılı kararı ile tescile uygun bulundu. Bakanlıkça değerlendirmesi yapılan Van Kalesi ve çevresi için doğal sit nitelikli doğal koruma alanı tescili uygun görüldü. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dadi Vank'ta seslendirilen Dleyaman adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.